Şimdi tabii şu anda bugün itibariyle bu gündem çok fazla yerini bulduğu için ilk başta insanlarda şöyle bir durum gelişti hocam. Yani en azından sokakta bugün benim böyle etrafta insanlarla yaptığım görüşmelerden çıkarımladığım ilk soru şu oldu. Tıpkı bundan bir yıl önce bu Covid süreci başladığında hepimizin evlere kapanmadan önce kafamızda düşündüğümüz ve programlarda falan da böyle artık gündem haline gelen bir komplo teorisi vardı. Bu Covid, bu virüs acaba Çin tarafından geliştirilen, laboratuvarlarda geliştirilen ve dünyada Çin'in gücünü, pozisyonunu konumlayacağı yeni bir süreç mi başlatacak gibi bir komplo teorisi vardı. Bugün tam da aşının bu kadar ülkelerde toplumların gündemine gelmiş ve bu iş aşağı yukarı işte ilkbahar aylarında daha normalleşecek, dünya Nisan gibi normale dönecek gibi bir yere gelmişken, hafızalarda böyle bir yeri satın almışken insanlar, bugün İngiltere'deki başlık dolayısıyla ya abi bu işte bir iş mi var kardeşim diyerek tam bir yıl önceki komplo teorilerine tekrar döndüğünü ve sorguladığını fark ettim. Dolayısıyla bununla ilgili yani sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir? En azından bu soruya verilebilecek bir cevap var mı şimdilik? Yani bir yıl önce bu böyle miydi? Bunu gördük, böyle bir virüs var. Hepimizin hayatına dokundu ama bugün itibariyle bu başka bir formda yeni bir komple teorisinin ortaya atılabileceği bir zemini tutabilir mi diye sormuş olayım size. Çok teşekkür ediyorum Faruk Acar Bey sorunuz için. Virüsler çoğalırken, bir insanda hastalık yaparken milyarlarca sayıda virüs oluşuyor bizim vücudumuzda. RNA'lı virüsler ve diğer tüm mikroorganizmalar spontan olarak hiçbir dış etkiye maruz kalmadan, herhangi bir komplo yönlendirme yapmadan zaten mutasyona uğruyorlar. Yani bu RNA polimeraz bu çoğalma esnasında oluşan hataları geriye yönelik olarak tamir edemiyor. Mutasyon bundan dolayı meydana geliyor. Bizim kendi vücudumuzda da hücrelerimizde bir yayın değişim tepkileri oluyor. Fakat bu DNA'mız çeşitli tamir mekanizmalarıyla tamir ediliyor. Sorunuzun ikinci kısmına gelince Fatih Bey girişte çok net bir şekilde vurguladı. Gerçekten ben de hatırlıyorum değişik programlarda hem Fatih Bey'in hem diğer program yapan değerli programcıların sorularını. Bunu bana da TRT'de yaklaşık olarak 20 gün önce sormuşlardı. Fatih Bey zaten bu konuyu işlediğini söylüyor. Yani bu konu şu anda dünyanın gündemine geldi ama bu konu bilimsel olarak tartışılıyor, izleniyor. Yani uzmanlarınca, bu konuya ilgi duyanlarca izleniyor. Tabii ki her olayı bir komplo teorisiyle açıklamaya çalışanlara bu şu anda çok kısa bir cevap vermek mümkün değil ama virüslerin mutasyonlarını komplolar yönlendirmez. Biyolojik dinamikler yönlendirir. Buna kolay kolay da müdahale edemezsiniz. Laboratuvarda buna müdahale ettiğiniz takdirde bu çok sırıtır ve hemen en basit yöntemlerle tespit edilir. Biliyorsunuz işin başında böyle bir iddia ortaya kondu. Büyük bir şeyle yayınlandı ama 2-3 günde geri çekildi ve ondan sonra da tekrar yayınlayacağız dedikleri o yayından bir daha ses seda çıkmadı. O açıdan ben doğrusu bu komplocu girişimleri, yani her yerde olmuştur. HIV virüsü için düşünelim. HIV virüsü için de böyle söylenmişti. Ama ta 1959'lara kadar bu virüsün olduğu, sonra bilimsel olarak ortaya ilkin 59, daha sonra da gittikçe geriye gidiyor. O nedenle doğrusu ben komplo teorilerine çok fazla önem vermiyorum ama bunun da arada iletişimci değerli katılımcımız var. Sayın Samver, umarım iletişim açısından da bununla mücadele ediliyor. Yani bunu bir kenara koyamayız. Halkımızın bu iddialara karşı tavrını olumlu yönde geliştirmek için mutlaka konuşmak, anlatmak lazım. Ama ben bunun bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Hocam.